İngiltere önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılacak referandumla Avrupa Birliği ile olan kaderini belirleyecek. İngiltere'nin ayrılması durumunda Avrupa Birliği ekonomik açıdan en büyük üyelerinden birini kaybetmiş olacak. Peki Avrupalılar İngilizlerin birlikteki üyeliği konusunda ne düşünüyor? Görüşler şu yönde. Eğer İngilizler birlikten ayrılmanın kendi yararlarına olacağını düşünüyorsa o zaman o yolu tercih etmeleri gerekir. Avusturya'da bir başkent sakini Avrupa Birliği'nin ülkelerin katılımları ve çabalarıyla ayakta kaldığını, bir üyenin ayrılmasının birliğe zarar vereceğini belirtiyor. İngilizlere birlikte kalmalarını öneririm. Yoksa bunca yıldır Avrupa Birliği için verilen çabalar boşa gitmiş olacak. Birlikten ayrılmayı isteyen İngilizlerin çoğu Avrupa Birliği ile Norveç arasındaki işbirliğini İngiltere'nin uygulaması gereken model olarak görüyor. Norveçliler de sonuç ne olursa olsun tarafların birbirinden zaten kopamayacağını düşünüyor. Çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. İngiltere Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi olduğundan Avrupa zaten İngiltere ile birlikte hareket etmek zorunda. İtalya'da Avrupa Birliği karşıtlarının oranı %40'larda. Avrupalılar Brüksel'e soğuk baksa da Avrupa genelinde İngilizlerin birlikte kalmasını isteyenlerin oranı %70. Bu kararı her toplum, her ülke kendi vermeli. Sonuçta demokrasiyle yönetiliyoruz. Ama İngiltere'nin birlikten çıkması kalanlar için zorluklar yaratacak. Çünkü birliğin önemli bir üyesi ayrılmış olacak. Anketler Avrupa Birliği'nden ayrılma isteğindeki İngilizlerin çoğunlukta olduğunu gösteriyor. Fakat son genel seçimlerde olduğu gibi son oy sayılana kadar sandıktan nasıl bir tablo çıkacağını tahmin etmek oldukça güç.